6 Şubat Dubai yarış programı için karşınızdayım arkadaşlar. En azından program olarak değil de en azından oran olarak ben sizlere bilgi vermek istiyorum. İnşallah yakın zamanda emekliliğin az kaldı. Ondan sonra inanın bütün yabancı yurt dışı yarışların hepsini sırasıyla vermek istiyorum. Yani elimden geldiğince sizlere faydalı olmak istiyorum arkadaşlar. En azından oran açısından da ne oynadığınızı görün yani. Oranların ne olduğunu görün ki ona göre hazırlıklı oynayın. Hoşunuza giderse oynarsınız ama yarınki Dubai yarışları bence çok güzel programlar. Her ne kadar çok para vermiyorsa da misli misli yakalayan arkadaşlar var. İnanın sizler de değerlendirmeye çalışın. Bu şu anda gördüğünüz koşu 7'li plasaya arkadaşlar. Birinci koşu şartlı bir yarış. 1400 metrelik bir Çim yarışı. Burada mavi formalı olarak gördükleriniz arkadaşlar Godolphin ekürleri yani 7'li plasenin ilk ayağını Godolphin hakimiyeti sürmekte arkadaşlar. En azından bunu görün. İşte şu anda gördüğünüz gibi 11 12 liralık orana kadar yani ilk 4 at Godolphin'lerin sonra bir arada bir boşluk bırakmış. Sonra tekrar bir 7 nolu safkanla Godolphin'in. Yani 7'li plase ayağını Godolphin'in atlarını tek atacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben hemen ikinci koşuya geçmek istiyorum. Altılı Ganyan ayağına. Altılı Ganyan ayağı bir handikap yarış. 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim yarışı ama 3 yaşında Safkan şu anda ben göremiyorum. Burada yine bir Godolphin Safkan'ı ekürü gerçi bu. 2 ile 3 ekürü arkadaşlar. Godolphin ekürüsü. 100 handikaplı bir safkan her ikisi de ekürleri. Ama handikap yarışı zaten kiloları var işte. Ama burada 5 liralık orandan başlıyor. Yani bu ayak sürprize arkadaşlar. En azından bu bayağı bir belirgin şekilde gözüküyor. 5 nolu safkan Galofin ekürüsü zaten 2-3 ekürü burada arkadaşlar. 5 liralık oranla favori. En yakın rakip 1 nolu safkan geliyor. 5,5 liralık oran. Arkadaşlar şunu da belirteyim ben size. Yarın bu oranlar 3 aşağı 5 yukarı yani ufak tefek oynamalar oluyor. Zaten yarış saati gelişe kadar. Ama genelde bu favoriler arasında oynanıyor. Yani en fazla birkaç basamak oynayabiliyor. Ama genelde bu tablonun dışına pek çıkmıyor. Çünkü gerçek atlar hemen hemen oranlar belli yani. Burada gördüğünüz gibi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 4 nolu safkana kadar hatta 5 nolu safkana kadar oranlar yakın. Hatta 6 nolu safkan da 10 liralık oran. Oradan bakın bu 8 nolu safkan bile aslında çok kaliteli bir safkan. Ben bu safkanı biliyorum. Her ne kadar son birkaç yarışı kötü gibi gözükse de iyi bir orijin var aslında. Bu safkan İngiltere'de çünkü sürekli koşuyordu. Düşünün şuraya bak. El Maktoum'un 7 nolu safkanı bile baya en altta kalmış. Yani düşünün artık ne hallerde. Ama bu ayak sürpriz ayağı arkadaşlar çok at yazmanızda fayda var. Bence bu ayağı en sona bırakın. Çünkü öteki ayakları hallettikten sonra bu ayakta kararınızı verirsiniz arkadaşlar. Ben yine bu oranları sizlere göstereyim. Çünkü burada bayağı yazabileceksiniz arkadaşlar. Şu 3'ü yazacaksınız. 1, 10, hadi 2'yi yazmıyorsunuz. Ekürü var. 9, 4, 4 bit çek bayağı iyiymiş. Bu da handikap puanı da iyi 98. Son yarışını kazanmış 67 gün gibi ara vermiş ama ben burada genelde 35-40 gün yukarısı safkanları biraz daha iyi görüyorum. Her ne kadar bazıları 21 gün olsa da aslında normal yani. Ama Godolphin'in safkanları bakıyorsunuz. 4, 3 nolu safkan 21 gün ara vermiş. 2, 334 gün gibi. Neyse arkadaşlar biz hemen ikinci ayağa geçelim. İkinci ayakta bakalım. İkinci ayakta açık bir yarış var. 150 bin dolarlık bir 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışı var. Evet her zamanki gibi yine Godolphin ekürüsü burada favori çıkmış arkadaşlar. 8 nolu Laser Show. Godolphin ekürüsü zaten 4 yarış koşmuş. 2 tane birinciliği mevcut. 14 gün önce koşmuş ama bu Safkan. Bu 4 nolu Safkan'la ekür arkadaşlar. 4 nolu Safkan da fena değil. Birinciliği yok ama iyi bir safkan ki yarış kazanmadığı halde 82 handikap puanı bulmuş arkadaşlar. Ama burada çok çıkan atlar olacak arkadaşlar. En azından şurada gözüken iki tane safkan çıkması muhtemel. Ama bence biraz daha farklı fazla çıkabilir arkadaşlar. Burası dikkatli olmakta fayda var. Yine sürpriz bir ayak arkadaşlar. 5 liralık oranla başlıyor.
8'den 6'nın oranları aynı arkadaşlar. 6'ya baktığımız zaman altı nolu safkan da ekür arkadaşlar. Commanding kimle ekürü bakalım. 15 nolu safkan da ekür arkadaşlar. 15 nolu safkan da son iki yarışında bir üçüncülük ikinciliği mevcut. Yani bu ekürlerde şansı iyi. Çünkü altı nolu safkan 3 kez yarış koşmuş. 2 birinciliği var. İlk yarışında ikinciliği. 90 handikap puana sahip arkadaşlar. En azından bunları da belirteyim ben size. Orijine baktığınız zaman Camacho. Burada Kodiak Tayı var. Benim burada Tapiz Altaylarını çok seviyorum ben. Amerikan orijinli. Bakın Line Pub var orijinlerden. Ekstra bir orijin var mı? Evet, bu Good Fighter var. Good Fighter da Distorted Homer'un tayı. Bunun oğlu bizde aygırlık yapıyor arkadaşlar. Bu Distorted Homer. Kimin babası bu? Bizde Just of Homer diye bir aygır var. Alp Evcimen'de. İşte onun babası bu arkadaşlar. Distorted Homer. Ben size oranları böyle göstereyim. Yani 10 nolu Safkan'ın babası bizim Türkiye'deki Just of Honor'un babası arkadaşlar. Bu oranları ben bu şekilde göstereyim size. Yani bu ayakta zor bir ayak. Yani para verecek bir altılıya gözüküyor arkadaşlar. En azından ben programa daha önceden bir göz attığım için en azından benim bir tane tek atacağım bir at var. Bakalım oranlarını bilmiyorum sadece. Oranlara da şimdi bakacağız. Gelelim 3. ay arkadaşlar. Bakalım bu ayakta yine bir açık yarışlar çünkü bugün biraz fazlalık var. Benim söylediğim ayak burası mı? Değil. Burası da değil. Burası açık yarış. 105 bin dolarlık yarış. 1200 metre çim yarışı arkadaşlar. Bakalım burada 2 nolu ihtiyar ekürü bunlar. Bunlar da Raşit Al Maktum ekürüleri arkadaşlar. 3 safkanla katılıyor ekürler. 2 nolu, 1 nolu ve 9 nolu safkanlar ekürü arkadaşlar. 3 safkanla ekürü burada. Burada Joe Doyle'in binmiş olduğu safkan da ikinci safkan çıkıyor. 3 yani 2'nin 2 lira, 3'ün 2,5 liralık orana sahip. Yani 2 ile 3 biraz gruptan ayrılmış gibi. Daha sonra 7, 5, 6, 8 diye gidiyor arkadaşlar. Zaten 2 ile 9 ekürü burada. 2, 9, 1 ekürü. Bunu belirteyim. Yani burada büyük ihtimalle 2-3'ün dışına çıkmayacak izlenimi var. Çünkü 2'nin 112 handikap puanı var. 3'ün 104 handikap puanı var. Ama 3, 4 yaşında 2 nolu safkan 6 yaşında arkadaşlar. Tabii bence bunların dışına çıkmaması gerekiyor arkadaşlar. 7 ile 5'e bakalım. 7 Angel Alexander. Bu da Dark Angel'ın bir tayı. Majestic Aldear. 100 handikap yok. 100 gündür koşmuyor bu safkan. Ama 106 handikap puana sahip. Bu da handikap puanı biraz yukarılarda olan bir safkan. Son 3 yarışında 3. 1. ve 2.liği var. Bu safkan da Richard Kingston biliyor. Fena değil yani. Safkanın genel görüntüsü iyi. Şu 8'e bakayım. Ben 8 biraz kafamı çeldi. Blitzkrieg Patrick Grosse biniyor. War Front'tayı arkadaşlar. 109 handikap puana sahip. Bu yıl koşmuş olduğu iki yarışta iki tane dördüncülük elde etmiş. Ama geçen yılki yarışlarına baktığım zaman son yarışında 7. ama ondan evvel benim gördüğüm 3 yarış üst üste birinciliği mevcut bu 8 nolu safkanın. Allah ben 2-3'ten sonra şu 8'e bir şans veririm arkadaşlar. En azından 8'in de güzel bir orijini var. Var Front'tayı. Yani sürpriz yapabilir bu ayakta. Yani en azından yurt dışında şu anda 12 liralık bir orana sahip arkadaşlar. Yani bu iki ekürü çıkarırsak sonuncu at görünümünde bu 8 nolu safkan. Çünkü 1, 2 ile 9 ekürü burada olduğu için haliyle sonuncu safkan 8 gözüküyor. Allah 8'i ben o ilk 3'e sokarım arkadaşlar. İlk 3'te bence değerlendirmekte fayda var. Bu safkanı çünkü geliri olan bir safkan. Ben fena değil yani atı ben bayağı beğendim. Ya, sürpriz de olsa şansı var arkadaşlar. Yani o 2 3'ün yanına. Gelelim öteki ayağa. 4. ayağa geçelim arkadaşlar. Burada açık yarış 270 bin dolarlık 1900 metrelik kum yarışı arkadaşlar. 3 ve yukarı diyor ama tabi haliyle 3'lük at yok. Riske sokmuyorlar. Bakalım burada. Evet benim dediğim safkan burada arkadaşlar. Ve haliyle
3 ile 5 eşit şanslı çıkmışlar. 5'e bakalım arkadaşlar. O da 120 handikap puanı at. Benim söylediğim safkan Godolphin ekürisiydi. 3 nolu Bembati 28 gün önce koştu. Çok güzel bir birincilik elde etti arkadaşlar. 5 numaralı safkan da 63 gün önce koşmuş. Yani Dubai'deki bu yıl ilk yarışı olacak bir long rotayı. Ama 3 numara da Dubavita'yı arkadaşlar. Ben bu Dubavita'yı ben biraz zor geçeceğine inanıyorum. Simulyon'la, Christian Simulyon'la bence ben tek olarak düşünüyorum. Gerçi oranlar çok eşit çıkmış ama ben 3 nolu Bembati'nin kazanacağına inanıyorum. Çünkü hem at görüntü olarak iyi. Zaten 28 gün önceki yarışı da güzel kazandı bu safkan. Bir Dubavi temsilcisi. Ama rakip istiyorsanız 5 nolu safkan zaten bence yeterli gözüküyor. Daha sonra ekürler gözüküyor. Ama ben bu hayatta 3'ü tek atarım arkadaşlar. Size de en azından burada 3 nolu Bembati'li tek olarak öneriyorum. Ama dediğim gibi eğer başka yerde tek atmak isterseniz bunun yanına 5 nolu safkanı ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ben size şu oranları tekrardan göstereyim bu şekilde. Umarım bu faydalı oluyordur arkadaşlar. İnşallah ben inanın bu tip yarışlar benim hoşuma gidiyor. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Gelelim 5. aya. Burada bir handikap yarışı var. Çim yarışı. 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşusu. Burada da 4 nolu safkanla Godolphin ekürleri eşit şanslı çıkmışlar. Epic Hero bir Fransız safkan arkadaşlar. Handikap yarış ama 81 bin dolarlık bir yarış. Yani kaç para oluyor? 480, 450 milyarın üzerinde bir 500 milyara yakın bir hasılatı var. İkramiyesi. Burada 4 nolu, 2 nolu safkanlar eşit çıkıyor. Yani burada Epic Hero ve Godolphin ekürleri. Godolphin ekürleri burada 1, 2, 3 ve 11 nolu safkanlar ekürü arkadaşlar. Bunu en azından bu şekilde göstereyim ben size. Burada zaten fazla safkan yok. 11 safkan koşuyor. Zaten 10 numaradan itibaren biraz geliri düşük olan safkanlar var. Tabii illa gelmez diye bir şey yok. Burada en azından kötü at yok. Ben o şekilde görüyorum. Ama burada 4, 2, 1, 4 ile ekürler mücadelesi gözüküyor. Bakalım 101 handikap puanı var. 4'ün Mikhail Barzolana var. Siuni tayı. Gerçekten iyi bir tayı bu da. Orijinde iyi. Ekürlere geldiğimiz zaman William Buick'in binmiş olduğu 4 nolu safkan. Nonay öteki ekürü Teofile tayı. İngiliz tayı. Ramaz Pas tayı. New Aparok tayı. Valla iyi. Ekürlerden kazanan var mı? Son yarışında 1 numara kazanmış. Ötekiler hiç yapmamış. Ama burası dediğim gibi arkadaşlar iki at geçebilirsiniz buraya. Yani 2-4 veya 3-4 hangisini istiyorsanız ekürlerle 4 nolu safkanı yazabilirsiniz buraya. Ama tek riskli olur mu? Olabilir çünkü birbirini geçebilecek safkanlar bunlar. 4 nolu safkan da gerçekten iyi bir. Fransız atları sağlam atlar oluyor arkadaşlar. O yüzden değerlendirmekte fayda var. Bunların dışında at gelir mi başka? Valla bunların dışında kim gözüküyor? Bir bakalım 8'e bakalım. Above Beyond C Westlane biniyor. Excellent Excellent 7 yaşında bir safkan. 97 handikap puanı var. 21 gün önce koşmuş. Üçüncülük elde etmiş. Eğer buraya iki atla geçerseniz 8'i de ilave etmekte fayda var arkadaşlar. En azından 56 kilo ile koşuyor. Yani 3-4 kiloluk bir fark bile baya bir avantaj elde edebiliyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Öteki safkanlardan kim geliri var? 5'e bakalım. Big Country Oshibin High Chaparral bu safkan bu aygır zaten çok uzun koşturabilen bir safkan aygırı son iki yarış biraz kötü gibi 5. 6.lı var ama tabi bu yarışta farklı yarış koşabilir hani sürpriz arayanlar çok sürpriz arayanlar için ama burası dediğim gibi 4 ve ekürler büyük ihtimalle yarışı götürürler burada ama tabi bir sürpriz arıyorsanız da bu 8 nolu safkanı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim son yarışa. Bakalım son yarış neymiş? Son yarışta bir handikap yarışı arkadaşlar. 81 bin dolarlık bir yarış. 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim yarışında 10 safkan mücadelesi var. 2 tane ayrı ekürü var arkadaşlar burada. 1 ve 2 nolu safkanlar Godolphin ekürleri ve 3 ile 7 de Al Maktoum ekürleri arkadaşlar. Rashid Al Maktoum ekürleri. Yani 2 tane ayrı ayrı ekürler. 1 ve 2 Godolphin 3 ve 7 Al Maktoum ekürleri.
Burada gördüğünüz gibi iki tane ayrı ekürler favori çıkmışlar. Bir yani bayağı favori çıkmış. Yani iki numaralı Beyond Reason, William Buick'le bayağı favori çıkmış. 1.75 gibi bir orana sahip. En yakın rakip ekürüsü çıkıyor. Bir nolu Major Partnership. Bu da Patrick Grosse. O da son yarışta sıfır çekmiş. Spor Toto oynamış sanki. Toto oynamış gibi gözüküyor. Ama ben burada 0-0-0-1 var. Ondan sonra 1-0-0-0 var. Demek ki ya galibiyeti oynamış ya beraberliği oynamış. Bu neyse şaka bir yana. Arkadaşlar burada ekürleri tek atabilirsiniz. En azından 2 nolu Safkan. Eğer bir Avustralya tayı arkadaşlar. Bu Avustralya tayı kim? 2 nolu orijini. 2 nolu Godolphin ekürüsü Avustralya. Bugün koşan 7 nolu bir Safkan vardı. Halis Karataş'ın binmiş olduğu Nancy Kibar'ın sahibi olduğu. Baba aynı Avustralya, bu da bu Safkan da aynı Avustralya orijinli. Yani bu da iyi bir tak. Bugünkü koşan atın ismini unuttum ben gerçi de. Pir neydi acaba ya? Neyse. Burada ekürleri tek atabilirsiniz. Yani eğer sığınırsanız bu ayakta ikiyi tek atın ama ekürleri öteki ekürleri de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bu 7 nolu Tashfiti Jim Crowley'e biniyor. Son yarışında 19 gün önce kazanmış arkadaşlar. Bitbat Bob orijinli bir İrlanda orijinli. Bunlara en yakın rakip kim gözüküyor? 5-9-6 gözüküyor. Bakalım 5-9-6'ya 5 Amerikan orijinli. Accent Rat orijinli. Son yarışında 5.liği var. 9'a bakalım. Light bir İngiliz Dubavit ayı bu da. Dubavit ama son 4 yarıştır kazanamıyor tabii. Ondan evvel bir 1.liği var. Yani burada büyük ihtimalle arkadaşlar 2 nolu Safkan kazanır. Tek rakip bence 7 nolu ekürler, öteki ekürler arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugünkü programı kapatıyorum ben. En azından bu oranları bir daha bu şekilde görün. Yani yarınki altılı tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu kalabalık yazılacak yerleri en sona bırakın. İlk önce normal ayakları geçin arkadaşlar. Tekinizi de atın. Sonra ilk iki ayağa geçin. Orada ona göre ilavenizi yapın. Yani bunu tutmaya çalışın arkadaşlar. Gerçekten güzel paraları verin. Yani bunları yazık etmeyin. Yedili Plas'ta da aynı şekilde oynarsanız boş koşuda zaten Godolphin saltanatı var. Onları da tek atarsanız eğer de 2-3 tekle bu sondaki 2'yi de tek atarsınız. Hani benim tuttuğum bir Godolphin ekibisi vardı. O 125 handikaplı. Bir de boş koşudaki Godolphin'i tek atarsanız 3 tekle de bir yedili plasa yapabilirsiniz. Bazı yerleri 2-3 atla geçerseniz ama dediğim gibi bu handikap yarışında biraz zor. O 5 liralık oranlarla başlayan ayakları kastediyorum arkadaşlar. Oralara biraz yüklenirseniz güzel bir paralar elde edebilirsiniz. Burada 25-30 liralık ganyanlar gelebiliyor arkadaşlar. Yani kötü safkanlar yok. Çünkü atın bakarsanız orada havası suyu olabilir. Farklı koşarlar arkadaşlar. En azından bunu değerlendirin. Herkese hayırlı akşamlar, bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.